Pelin Batu, tarihçi, oyuncu ve televizyon programcısıdır. Babası İnal Batu tanınmış bir diplomat olduğundan Batu çocukluğunu dünya genelinde Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çekya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde geçirmiştir. Eğitimine New York'taki Marymount Okulu'nda başlayan Batu, Mans Müzik Koleji'nde müzikal ve tiyatral yetenekler kazanmış, sonrasında New York Üniversitesi'nde edebiyat ve felsefe eğitimi alarak tarih bölümüne geçmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih üzerine yüksek lisans ve doktora yapan Batu, Harem Suare, Komser Shakespeare ve Yağmurdan Sonra gibi başarılı sinema filmlerinde rol almıştır. Aynı zamanda bir edebiyatçı ve çevirmen olan Batu, Murat Bardakçı ile birlikte Habertürk'te Tarihin Arka Odası adlı tarih programını sunmuş, şiir kitapları yazmış ve çeşitli şiirleri Türkçe'ye çevirmiştir. Edebiyat ve sanat dünyasına katkılarıyla tanınan Batu, bu zengin kariyeri ve geçmişiyle kültür, tarih ve edebiyat dünyamızda önemli bir figürdür. Sevgili Papirüs programı izleyicileri, bugün de sizin karşınızdayız. Tarihçi, şair, yazar, çevirmen, oyuncu Pelin Batu konuğumuz. Her zaman olduğu gibi programı birlikte sunduğumuz sevgili Erinç Büyükaşık'la birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Öncelikle konuğumuza bir hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok güzel sizlerle olmak burada. Çok teşekkürler. Her zaman sizin güler yüzünüzü, ışıldayan gözlerinizi görmek de bizim için ve izleyicilerimiz için aynı şekilde olsa gerek. Sizi tanıtan VTR'nin ardından bu söyleşiyi başlatıyoruz. Ve de ilk sorumu izleyicilerimize de bakarak, sonra da size dönerek şöyle yöneltmek istiyorum. Okullarımızda tarih dersini ister sosyal bilimler eğitimi görelim, ister fen bilimleri eğitimi görelim, İlk orta dereceli okullarımızda görürüz. Tarih ne kadar önemlidir öğrenciler için ve de sizce bunu biz kendi eğitim programlarımızda layıkıyla verebiliyor muyuz? Kesinlikle hayır. O yüzden de bence tarih genel olarak sevilmeyen, sıkıcı gelen bir konu olarak düşünülüyor. Hatta annem ve babam, ki ikisi de okur yazar, çok kitap sever insanlardı. Babam her hafta elinden kitap düşürmezdi. Yani çocukluğumda bana baban ne iş yapıyor diye klasik soru sorduklarında babam kitap okur diyordum. O bile lise yıllarındaki, kaç yıl önceden bahsediyorum, tarih dersini hiç sevmediğini söylüyordu ki tarihi yalayıp yutmuş bir insandı. Bu kadar yıl geçmiş, hiçbir şey değişmemiş. Çünkü tarih bana göre zaten işte şu yılda bu savaş oldu, bu yılda şöyle bir kahraman geldi kurtarıcı gibi. Tarih o değildir. Tarih tıpkı sevdiğim bazı filozofların da dediği gibi ismi olmayan insanların hikayesidir aslında. Ve bunların içinde kadın da vardır, çocuk da vardır, hasta insan da vardır, LGBT bireyi de vardır, şairi de vardır, peygamberi de vardır. Bu insanların yaşadıkları olaylar silsilesidir. Ama siz sadece tarihi belli erkeklerin kahramanlık öyküsüne döndürünce ve nasyonalist, hatta bazen ırkçı bir şekilde at gözlüğü takarak anlatınca çoğu insanı soğutursunuz ya da uzaklaştırırsınız. Ben kendim tarihi anlatmaya çalışınca ya da makale yazmaya çalıştığımda hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Genellikle hep ötekilerin tarihini anlatıyorum. Çünkü zaten diğer tarih fazlasıyla var. Hep kadınları anlatıyorum mesela, özellikle yıllardır yazdığım dergide. Niye? Çünkü bana göre tarihe baktığınızda o kadınlar ya birisinin eşi, ya birisinin kızı, ya da birisinin sevgilisi olarak garnitür gibi köşede duruyorlar. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Çünkü o kadınlar vardı ve pek çoğu tarihi değiştirdi. Ama ya entrikacı, yılan gibi böyle bir kadın olarak lanse edildiler. O yüzden ben böyle hem kendi programlarımı yaparken hem yazarken olmayanları anlatmaya çalışıyorum ya da olup da yaftalananları ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Onların avukatlığını yapmıyorum, ne haddime, ama en azından böyle de bakabilirsiniz, böyle de okuyabilirsiniz diyorum. Ve ben ileride tabii dünya İskandinav ülkesine dönmeyecek. Böyle bir popülasyonla, 8 milyar insanla zaten olmayacak. İster istemez böyle bir yalap şap bir eğitim sistemi insanları koyunlaştırmak için var. Çok fazla sorgulayan insan hiçbir toplum istemiyor. Daha doğrusu refah toplumları haricinde istemiyorlar. Ama mesela Bill Gates'in şöyle bir önerisi vardı ve model olarak bunu kullandı. Amerika'da 1000 okulda başladı. Siz daha belki iyi bilirsiniz hocam. Ama şöyle, şimdi Avustralyalı ya da Yeni Zelandalı, yani Okyanusya, o dünyanın o bölgesinden bir tane tarih öğretmeni varmış. Ve bu adam şöyle bir eğitim sistemi tasarlamış. Bir taraftan mineraloji, bir taraftan astrofizik, bir taraftan tarih, bir taraftan işte şiir. Bütün bunları harmanlıyor. Disiplinler arası diyebileceğimiz multidisipliner. Ve tarih dersinin böyle sunulması gerektiği. Dolayısıyla siz diyelim Hadrianus'u anlatıyorsanız, belki de bir taraftan o meşhur, benim de çok bayıldığım romandan bir alıntı yapıp, bir taraftan işte Roma dönemindeki ticaret ağlarını okuyup, bir taraftan Brodel'in yaptığı gibi işte tuz kullanımından yola çıkarak Avrupa tarihini anlamak. Ve Akdeniz'in. Evet. Bunun gibi şeyler. Böylelikle tarihi her yönüyle toplum yaşantısının her boyutuna dokunan bir şekilde yansıttığınız zaman hem çok daha gerçekçi bir resim ortaya çıkıyor, hem de o toplumları geçmişte tarihsel açıdan gören, değerlendiren kişiler daha isabetli yorumlar yapma şansına sahip oluyorlar. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Burada buna hemen bağlı sözü olarak, bağlı bir sorusu olacak. Buna bağlı olarak aslında soruları soruyorum. Ben biraz üzerinde dururken tam bu tarih meselesi üzerinden değerlendirme yaparken heykeller üzerinden mitoloji çalışmaları benim özellikle ilginç bulduğum bir noktalardan ve ayrıntılardan biri. Ben de şimdi sanat tarihi ve mitoloji dersi veriyorum. Tam da bu konuda. Bunu aslında mitlerin sanata ve kültür tarihine yansıması üzerine biraz kafa yormaya çalıştım. Ama bunu biraz bağlantılı soracağım. Başka bir noktadan kadınların hikayesi. Dışlanmışların hikayesi dediğimiz noktada, öyküleri dediğimiz noktada. Genelde kadınlar dünya tarihindeki yazgısal olarak baktığımızda fal ve büyüyle ilişkilendirilip bir cadı avının bir parçası haline getiriliyorlar. Bu çok eril bir dil üzerinden yaşanan bir şey. Tam da bu anlamda tarihin cinsiyetçiliğine dair de bir değerlendirme yapabilir miyiz? Bu cinsiyetçi bakışı. Ya hatta yani bu benim bir obsesyonum diyebilirim ya, taktığım bir konu. Şöyle ki şimdi hani cadı avlarından başlayayım, sonra genelde mitolojiye doğru gideyim. Yani kimilerin estime ettiğine göre 200 bin kadının yakılarak, tuhaf böyle testlere tabi tutularak, daha doğrusu işkence görerek can verdiği söyleniyor. Daha çok Almanya'da, çünkü işte kitabın, edebiyatın gücü. Malleus Maleficarum diye bir kitap var. Bu geç orta çağların, yani 1500'lerin bestseller'ı. Yani tam işte Gutenberg devrimi olduktan sonra ve kitap herkesin eline ulaşabildiği bir noktada bir tane, bana göre gerçekten kafayı sıyırmış deli bir rahibin, büyük bir ihtimalle cinsel sorunları olan bir rahibin, işte cadıları nasıl tanırız, cadıları tanıma guide'ı gibi bir şey yazıyor bu Malleus Maleficarum. Ve böylece insanlar bu kitabı elde edip komşusunu, sağındaki insanı, solundaki insanı, arazisine göz diktiği insanı ya da sinir olduğu bir kadını, "Aa, bu da cadıymış" diye kitaptan anlıyor ve onu işte bu korkunç Engizisyon mahkemeleri gibi şeylere tabi tutuyor ve çoğu katlediliyor zaten. Ama oraya gelene kadar zaten bence hem dinler, hem toplumdaki belli enstitüler, kadının, Hristiyanlık için söyleyeyim, direkt hani insanlığın Adem ve Havva'ya bağlayarak cennetten kovulmasının müsebbibi olarak göstererek zaten orada başlıyor bir yaftalama. Niye? Çünkü gayet mutlu mesut cennette yaşarken o yılana kulak verdiği için, ve o elma kuzeyde oluyor. Daha çok güney toplumlarında baktığınızda nar ya da incir gibi meyveleri görüyorsunuz. Çünkü o kutsal kitaplarda hiç hangi meyve olduğu belirtilmemiş, ama sonuçta o yasak meyveyi ısıran ilk başta kadın. Oradan başlıyor cennetten kovulma hikayesine, kadınlar buna daha yatkın diye. Daha tek tanrıları dinlere gelmeden önce zaten Aristoteles ve benzeri filozoflar, yani kadının eksik erkek olduğunu, kadının aynı düşünme kapasitesine sahip olmadığını yazmışlar pagan çağda. Ve bu ön yargı ile birlikte kadın zaten hani toplumun hem hani şey açısından, sosyolojik açıdan bakacaksak toplumda hep ikinci sınıf vatandaş, hem de bütün hukuki ya da eğitim haklarından mahrum bırakılıyor, mahrum ediliyor. Neden? Yani kadın çünkü o antik Yunan'daki bazı diyaloglarda, Eflatun diyaloglarında da görüyoruz. Yani kadına iyi bir eğitim verirsen bunlar başımız üstüne çıkar gibi bir korku ve bir anksiyete var. Hatta Sümer mitolojisinde bu kadın figürlerin işte göğün hakimi İştar figüründen işte İnana'ya kadar hem savaş hem de aşk tanrıçası olarak verilmesi. Yani bir yandan çok yüceltiliyor, ironik, bir yandan yüceltilirken bir yandan ikincil hale getiriliyor kültürlerin içerisinde. O gücünden korkuluyor galiba. Çünkü Orta Çağ'da da böyle ay tanrıçası gibi kadınları, yaşayan kadınları da yücelten bir yaklaşım varken daha sonra onları böyle cadı avıyla ortadan kaldırmaya veya bastırmaya yönelik bir hareketi de görüyoruz. Ben burada sistematik tabii ki yani. Sistematik bir hale geliyor üstelik. O kötü. Tabii bu açıdan da herhalde tarihi okumak, tarih geçmişte neler oldu, bunu bilmek, öğrenmek, araştırmak da çok önemli olsa gerek. Tarihi okurken toplumların anlaşılması asıl amaç, öyle değil mi? Yani ne oldu? O toplumda yönetim nasıldı? Halk neler yapıyordu? Başka komşu ülkelerle, toplumlarla ilişkiler nasıldı? Eski çağlarda bile bir kültürün, edebiyatın, ticaretin geçişkenliği, birbirlerini etkilemesi de, hatta dillerin bile birbirini etkilemesi söz konusuydu. Ve de biz bu anlamda toplumları, tarihi doğru okurken acaba kültür, sanat, edebiyat ürünlerine bakarak da tarih yorumu yapabilir miyiz? Ya isteriz. Mesela ben şimdi hocamıza söylediğim gibi ben de mesela verdiğim dersler arasında mitoloji ve sanat tarihi var. Şimdi mitolojiyi sanat tarihi üzerinden okumaya çalışırken ister istemez o işte Hesiodos gibi, Ovidius gibi, ki Ovid benim dünyadaki en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Hala tekrar okuyorum. Ya Greco-Roman mitolojisinin ötesinde bir de ben Gılgamesh Destanı'nın da dersini verdiğim için ilk mitlere baktığımızda aslında hani sosyolojik olarak insanların nasıl yaşadığını da görüyorsunuz. Mesela hatırlarsanız Gılgamesh Destanı nasıl başlar? Tabii ki bir sürü tablet var ve onların hani dizilişi bile farklı. 12 ana tablet olarak kabul ediliyor ama yani geçenlerde mesela Kuzey Irak'ta, geçenlerde dediğim 2017 yılında yeni tabletler çıktı ve daha çevreci Gılgamesh diye ortaya sürüldü bunlar. Yani dolayısıyla hani bir tane Gılgamesh destanı yok ama en kabul edilen şeylerinde, diziliş formatında, çevirilerinde şöyle başlıyor. Bir tane kral var, Gılgamesh ya da hükümdar diyelim. Bu yarı tanrı, yarı insan. Çoğu o dönemdeki tanrıya bakıldığı üzere. Ama güç zehirlenmesi yaşıyor. Koltuğuna yapışmış. Bakirelerle ilk evlilik gecesini yaşayacak. İlk o birlikte olmak istiyor. Halkı tuhaf saatlerde alarm çalarak uyandırıyor ve halk artık illallah diyor. Çünkü artık o kadar gücünün sarhoşluğunu yaşamış ki tanrılarına sesleniyorlar, bir şey yapın bu krala çünkü bize çektiriyor diye. Şimdi düşünün, günümüze bağlayın bunu. Günümüzde narsist, kendine aşık, koltuğuna aşık, güç zehirlenmesi yaşayan dünyanın dört bir tarafında lider görüyoruz, değil mi? Ama ilk dünyada yazılmış mitoloji böyle başlıyor. Hatta Habil ve Kabil hikayesini de aslında... Yani, evet, tek tanrılı dinlere geçince de oraya kadar gidebiliyoruz. Ve o zaman da ortaya meşhur bir söz çıkıyor. Tarih tekerrür ediyor diyelim. Şimdi senden bir soru alalım. Şöyle, tabii ki bu ilksel toplumlar diyeceğim. Ben aslında şu ilkel sözcüğünü bir atmak gerekiyor dilimizden. avcı toplayıcılığa kadar hep kadına dair verilen roller var. Zaten bunu belirleyebiliyoruz. O mit ve daha kültür ilişkisi. Bu arada bence avcı toplayıcılar. Evet, bunu da söylüyorlar. Fakat ben bunu özellikle şimdi Cumhuriyet'te kadın olmak meselesini biraz da açmak istiyorum. Yani buraya vardığımızda Cumhuriyet'in kadına kazandırdığı çok yani ben noktada ya, bir kere Atatürk'ü okudukça yani 20 sene önce 22-23 sene önce tarih bölümünde okurken böyle tipik bir ukala öğrenci olarak bazı şeyleri eleştiriyordum. Çünkü zaten eleştirerek ileri gidersiniz ya, her şeye böyle tapınırcasına ah süpermiş zaten deyip geçerseniz kendi yerinize sayarsanız. Ama ben bu yaşımda Atatürk'ün, sadece Atatürk değil tabii ki, Tunalı Hilmi olsun, işte İnönü olsun, bütün işte Atatürk ve yakın arkadaşlarının başardığı şey bana günümüzde baktığımızda sadece kadın olarak değil ama batmış bir imparatorluğunun hiçbir şeye sahip olmayan, iğne iplik bile yapmayan, hiçbir fabrikası olmayan, hiçbir üretimi olmayan, eğitimin sıfır olduğu, okuma yazma 1927 istatistiklerine göre %10 ama o bile çok iyimser bir istatistik. O %10'un sadece %2'si kadın. O kadınların çoğu da zaten böyle hani saray ve yakın çevresi ya da Hristiyan ailelere mensup insanlar oldu. Daha şanslı seçkinler olması. Şanslı seçkinler. Dolayısıyla böyle bir yerden 10 sene sonraya gidiyorsunuz. Bambaşka bir demografi, bambaşka bir yapı. Okuma yazma %20'lere çıkmış. Yani nasıl olabilir diyorsunuz. Yani günümüzde bazen bugün gelirken Elem Hanım'la sohbet ediyorduk. Ben dedim ki ben ister istemez bir optimistim. Nikbinim. Neden? Çünkü 100 sene öncesine bakıp o imkansızlıkta bu kadar başarıya sahip kadın meselesinde özellikle 100 sene sonra yani neler başaramayabiliriz? Yeter ki yaklaşım, mantalite doğru olsun. Bugün 100 yıl önce kadınlara bakıyorsunuz. Nezihe Muhittin hep anarım ister istemez. Şapka çıkartıyorum ve kadının hayatını tımarhanede sonlandırması bana acı veriyor. Niye? Çünkü CHP daha kurulmadan önce Türk Kadınlar Fırkası'nı kurmuş bu kadınlar. Çok önemli bir atılım zaten. O kadının özneleşmesi açısından. Tabii halide ediplere kadar götürmek gerekiyor değil mi? Hepsi yani. Ve bu kadınlar bir kere inanılmaz entelektüeller, inanılmaz üretkenler. Her birisinin kaç tane romanı, kitabı, makalesi var. Ve bazıları halde edip dahi hani güya iyi bir aileye mensup, çok iyi eğitim görmüş ama ilk başlarda kocasından korkuyor ve utana sıkıla yazıyor. O yazıları farklı bir isimle gönderiyor o dergilere. Yani dolayısıyla halde edip bile aslında şanslı olmakla birlikte ne zorluklar yaşamış. Evet, bütün bu zorlukları düşündüğümüzde Cumhuriyet'in kadınlara, erkeklere çok inanılmaz açılımlar, olanaklar sağladığını. Ben burada böyle olmayacaktım. Evet. Cumhuriyet'in bu belki de felsefeleri hayata geçirilmesi sadece düşüncede kalmamış. Ve 33'te kadınlar seçme hakkını 33'te 34'te edindiklerinde hep klişedir belki ama bunu hatırlatmakta gerek var. Yani böyle gümüş kaşıkla verilmedi bu. Tabii. O mecliste müthiş kavgalar oldu. Hatta kimi milletvekilleri dört kadınla evlenme hakkını çıkarmaya çalışıyordu. Bizim diğer milletvekilleri kadınlara seçme hakkı vermeye çalışırken. İsviçre 70'lerde verdi bu hakkı. Katolik ülkeleri, İspanya, İtalya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra verdi. Fransa da öyle. Şimdi biraz da sizin şahsınızda entelektüel kadınlarımızın eğitimde ve edebiyat sanat alanında da ürün veren kadınlarımızın durumunu bir perspektife koyalım. Siz hem şiir yazıyorsunuz, şiir kitaplarınız var. En önemsediğim de o bu arada. Yani bana hep soruyorlar siz hangi titri kullanalım diye. Utanı sıkıla şair diyorum. Yok, hiç utanmayın. Hem çok güzel şiirleriniz yayımlandı şiir kitapları içinde. Sağ olun. Hem de şiir çevirisi konusunda da tabii eğitiminiz, donanımınız açısından çok şanslı bir çevirmene sahip olduğumuz için bunu da layıkıyla yapmış birisisiniz. Şiir alanında da bir tarihsellik var mıdır? Yani her dönemin şiiri o dönemin toplumsal, psikolojik ruh halini yansıtıyor diyebilir miyiz? Ve siz kendi şiirlerinizde nasıl bir tanımlama hali buluyorsunuz? Şiirinizle ne verdiğinizi düşünüyorsunuz? Çok zor soru istedim. Biraz da zor sorayım istedim. Ya bir kere şiir bana göre bazı belki de şair arkadaşlarımız çok melankolik ve bedbaht bir şekilde şiir ölüyor mu diyorlar. Çünkü malum sadece Türkiye'de değil dünyada da pek çok yayın evi şiir basmak istemiyor. Şiir kitapları satılmıyor vesaire ama ben yine orada katıksız bir optimist olarak diyorum ki evet belki şiir zamanın ruhuna çok uymuyor. Çünkü her şey çok hızlı tüketiliyor ve şiir hızlı tüketilen bir şey değil. Şiir hep şöyle bir tanımlama yapıyorum. Şiir bir kuyu gibidir. Derindir, bazen karanlıktır ama o derinlere inmeden o hazza ulaşamazsınız. Çok hızlı bir şekilde sadece kahvenizin yanında güzel bir fotoğrafın altına yapıştırılacak, sosyal medyada paylaşılacak bir şey değildir. Onu yapıyoruz evet ama o şiiri sadece cımbızlamak oluyor. Oysa o kuyunun içinde derinlikte neler var diyorsunuz değil mi? O dizelerde, işte, o dizelerde ve bütünde neler var. Sadece bir iki alıntı yapılan cümlede değil. Dolayısıyla her şair bence zamanın ruhunu yakalıyor. Kaçsa bile o zamandan. Ben mesela kendi zamanıma hiç ait hissetmem. Hiç öyle yani çocukluğumdan beri hissetmedim. Ama bu nostaljik hastalığından mustarip olduğumu da göstermiyor. Tam tersine bütün zamanlardan ilgileniyorum. Yani ben bir Fransız devrimi de benim ilgimi çekiyor. Ama antik çağlarda ilgimi çekiyor. Japonya'da ilgimi çekiyor. Japonya'da işte imparatorlar dönemindeki işte ilk yazılmış romanın bir kadına ait olması dünya tarihinde o da ilgimi çekiyor. Dolayısıyla sadece bir coğrafya ve bir tarihe tabi olmak ya da yapışıp kalmak istemiyorum. O yüzden şiirimi nasıl tanımlarım? Bence çok katmanlı ve çok kültürlü. Biliyorsunuz o sizle ortak çalışmalarımızda da dil meselesi büyük bir sorun oluyordu. Çünkü benle yapılan bütün röportajlarda ilkel kelimesini burada kullanacağım. Çok ilkel bir şekilde siz Türksünüz niye Türkçe yazmıyorsunuz sorusu geliyordu. Ben de diyordum ki ya, klasik bir diplomat çocuğu olarak ben çok dil öğrendim. Öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü 2 yılda bir ülke değiştirdik ya da 3 yılda bir. Öyle olunca ister istemez bir tane bir hakim eğitimini aldığınız bir dil oluyor. O da benim için İngilizceydi. Kendimi en iyi öyle ifade ediyorum. Hala günlüklerimi İngilizce tutuyorum. Ama son yıllarda da Türkçe'de yazıyorum haliyle. Çünkü artık yani kendimi tam bir İstanbullu gibi hissediyorum. 20 küsür senedir İstanbul'da yaşıyorum. Belki daha bile fazla. Ve Türkçenin de hazzına vardım sonunda. İlk başlarda biraz zorlama geliyordu ve özellikle işte Osmanlı Türkçesi eğitimi aldığım için birazcık Elif Şafak sendromu gibi böyle mesela macera yerine sergüzeşt kelimesini kullanıyordum. Ve hoşuma gidiyordu arada böyle binaenaleyh gibi şeyler kullanıyoruz. Şimdi hatta ortak arkadaşımız Vedat işte şu mafi kelimesini çıkarsak mı şuradan falan diyordu bana. Ama ben seviyordum hani eski Türkçe ile yeni Türkçeyi karıştırmak. Aslında Türkçeyi bütünlüklü kavramak ya da keşfetme niyeti belki de bu. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında tam da yerinde olabileceğini düşünüyorum. Tarihin içinden şiire bakmak. Şiire tarihten bakmak. Şiire belki mitten bakmak, mitolojiden bakmak. Hatta şiire, edebiyata o çok kültürlük evresinden bakmak dediğimiz de ben o zaman tam da burada somut bir şeyi görebiliyorum. O çok kültürlülüğü ve çok dilliliği de görebiliyorum. Hatta bu bağlamda bir şey sormak istiyorum. Yaşam öykünüzün içerisinde Pakistan'da da eğitim gördüğünüzü görüyorum. İslami bir eğitim görüp ondan sonra Katolik okuluna geçiş, sonra daha seküler bir eğitim süreci. Bu o çok kültürlüğün de bir yansıması gibi galiba. Ve bunlar mutlaka çok şey katmıştır size. Bu soruya ekleyeceğiniz bir açıklama varsa onu ekleyin. Ondan sonra sizden istirham ediyorum. Bizim Uluslararası Rosetta Literatura dergimizde Türkçe ve İngilizce olarak sizin bir şiiriniz yayımlandı. Ve o şiirde de zaten tarihsel bir figür üzerinden dizeleriniz var. Sizin şiir anlayışınızı da bir parça yansıtacak diye düşünüyorum. Seve seve tabii ki. hocamızın söylediği şeyi çok önemsiyorum. Şöyle ki, dünya zaten istesek de istemesek de çok interdisipliner ve çok böyle artık her şey çok hızlı erişebildiğimiz için ve bilgiye ve dillere de çok kolay ulaşabildiğimiz için, yani eskiden bir dil öğrenmek bu kadar kolay değildi. Artık yüzlerce aplikasyon var. Birazcık hevesiniz ve merakınız varsa dilleri kıyısından köşesinden de duyabiliyorsunuz. Kendinizi o programla yani hemen çevirtebiliyorsunuz. Tamam, hani o çeviriler çok korkunç da olabiliyorlar ama ilerlediklerini söylemek de gerekiyor. Yani yapay zekanın gelişim sürecini yaban atmamak da gerekiyor tabii. Ya bütün bunlar ister istemez hani eşyanın doğasında var. Bu hızla birlikte artık kültürler daha da birbirinin içine girecek. Ve ben hani şanslı bir çocuktum çünkü çok kültürlü ve çok dilli bir ortamda büyüdüm. Ve ister istemez bu da benim şiirime yansıdı. Çünkü mesela bir taraftan ben hep çok batı eğitimi almışken, sizin de söylediğiniz gibi Pakistan'da sonuçta ilk benim öğrendiğim, ilkokula başladığım yer Pakistan olduğu için Urducaydı. Urduca'da ne? İçinde Arapça olan, Farsça olan, Türkçe olan bir dil. Bütün bunları alıyorsunuz ama sonra bambaşka bir yere gidiyorsunuz ve orada Roma Katolisizmi öğreniyorsunuz. Ve Hristiyan, yani Umberto Eco'nun dediği gibi İncil dünyanın hep bestseller'ı olması şaşırtıcı değil. Çünkü cinayeti, işte sırttan vurmayı, entrikayı, işte hayat kadınlarını vesaire oradan tanımış oluyorsunuz. Çok da eğlenceli oluyor onları okumak. Bu bence çok zevkliydi ama hala bu yaşıma geldim. Bu aldığım eğitim hala şiirlerimden bir şekilde akıyor. Şiirle besliyoruz. Ne güzel. O da çok boyutluluk demek bir bakıma. Zaten çeviri çalışmalarında da biz başka yazarların, şairlerin, tarihçilerin, bilim insanlarının bakış açılarını da kendi dilimizi, ana dilimizi kullanan insanlara yansıtmak için değerlendiriyoruz. Öyle değil mi? Evet. Kesinlikle. Şimdi bir kıble. Evet, şiirin adını da söyleyip. Şimdi ben bu şiiri, Mersiye şiirin ismi ama Şeyh Galip'ten etkilenerek yazmıştım ki hala beni çok etkileyen, yani bir Şeyh Galip var zaten hani Doğu edebiyatından beni çok sarsan ve hala çok ruhuma seslenen. Bir de İran, Fars edebiyatında Hafız var. Evet. Hafız'ı çok severim. Hatta geçen sene 2 kere mezarına gittim ve çok çok etkilendim, ağladım. Çünkü ya biz de mesela şairlerin mezarlarına gidersiniz. Burada yakın işte Karacaahmet'e gidiyorsunuz. Oktay Rıfat'ın mezarı böyle hani ot bürümüş, incin top oynuyor orada. Hafız'ın mezarında yüzlerce insan var. Şiirde dilek tutmak diye bir anlayış var zaten. Evet, orada zaten onları satıyorlar böyle küçük küçük böyle şey ama hani kitabı açıp falname gibi okuyorlar. Ve sosyal hayatın bir parçası olduğu gibi küçücük çocuklara, o beni zaten çok etkiledi. Şu kadarcık çocuklara, benim oğlumun yaşındaki çocuklara Hafız şiiri okuyorlar. Evet. Herkes de şiiri ezbere biliyor. Yani ne kadar, yani Molla rejimi de olsa, siyasi anlamda bazı problemler de olsa 5000 yıllık, hatta daha bile uzun kültür devam ediyor. Evet. Bu da hani kesinlikle harika bir durum. Çok önemli. Büyük bir kültür. Büyük bir kazanım. Okuyorum şimdi. Söyle bana melek, ateş olmayan gül var mıdır? Yanmayan nehir var mıdır? Uçuşuyla ateş kuşunun. Öfkenin ışıltısıyla geldi yüreksiz yüreği melaikenin. Bir sessizlik, hasreti yankılayan, teneffüs ederek yok eden. Denilir ki rüzgarlar alev aldı umut goncalarının içinden. Ve bahar yıldırımları sadece alaz bıraktı tutkunun gülistanında. Ne bilirsin karanlığı, kaybetmeyle gelen, kanda bir ateş tanrısı. Biraz daha uzun bir şiir ama dilimize burada tadında bırakayım. Ve kalemize sağlık demek gerekiyor. Evet, bir başka örnek çeviri yaptığınız için Medusa Bakışı, Manolis çevirisi, Pelin Batu'nun yaptığı çeviri. Oradan çok kısa Yokluk adlı birkaç dizeyi okumak istiyorum ben de. Yokluğun görkemli yüzü dikmişken gözlerini gözlerine aynada, yukarılardan duyarsın iç çekişini güneşin. Evet, burada onu da sormuş olayım. Gerek Manolis gerek başka şiir çevirileri açısından şiir çevirilerini yaparken neler hissediyoruz? Bunlar benim için değerli iştir ama yok hayır ben bu kişilerin şiirlerini çevirdiğim insanlara yararlanmaları için sunuyorum duygusu mu hakim? Ya şöyle, belki çok ukala gelecek kulağa ama bence sadece şairler şiir çevirmeli ya da evet, şiirle uğraşanlar. Neden? Ya çünkü şiir böyle motomot sadece anlam vermek değildir. Şiir aynı zamanda, unutmayalım ki kökenine gidecek olursak, daha yazılı kültür gelişmeden işte bu İlyadalar, Odysseus'lar dönemi ya da işte Gılgamesh dönemi, hı hı, anlatılan ozanların böyle toplumsal hafızanın içine nüfus eden bir şeydi. Dolayısıyla ben mesela hem yazarken hem de çeviri yaparken hep yüksek sesli okurum. Çünkü bana göre şiir aynı zamanda bir müziktir ve o ritmi yakalamak gerekir. O ritmi çeviri yaparken yakalamak aynı işte diyelim aruz vezni ya da aynı işte iambic pentameter'ı tatam 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 yakalayamayabilirsin. Hı hı. Talat Aman çok sevdiğim bir insandı. Evet. Ya Talat Bey mesela Wallace Stevens, ki benim tezim Wallace Stevens üzerineydi. Unuttum şimdi, Failatun. O bir vezinle çevirmişti. Ben de çılgınlık diye düşünmüştüm. Yani çünkü yani Wallace Stevens'ın orijinali öyle bir hani öyle bir metreye de yazılmamış. Ama yani bir deha gibi geliyor bana onu öyle çevirebilmek. Bu şeye de benziyor aslında. Can Yücel'in Shakespeare çevirisi yapması. Ya o başka, yani o Shakespeare mi değil. Yani o aslında Can Yücel'in yorumlaması. Evet. Yani dolayısıyla o yorumlar yeniden şiir yazmak gibi geliyor, evet, bana. Onu da bir şair yapabilir. Çok doğru. Değişik tarzda çeviriler var ama o şiirselliği yakalamak, ister çok aşırı serbest çeviri yorum olsun, isterse o müzikaliteyi, o uyumu, uyağı yakalamak olsun. Ben de katılıyorum. Çünkü birebir sözcüğü sözlüğüne, çeviriye dönerse, o kültürel adaptasyon yapılamazsa şiir çevirisinde, şiir yani, olmaktan da çıkar. Yani o zaman yani o çeviri orijinal şiirdeki tadı vermez. Ona yakın bir tat vermesi gerekir. Şimdi sevgili Erinç, ben aslında farklı bir yerden Edward Said üzerinden gitmek istiyorum aslında. Oryantalizm tartışması, yersizlik, yurtsuzluk. Tam da bugün Filistin aslında Filistin meselesi. Evet. Hatta zaten Yersiz Yursuz kitabında da kendi hikayesini, öyküsünü anlatırken de bütün bunları söylüyor. Ben bir cümle alarak aslında kendi hikayeniz üzerinden de değerlendirmek istiyorum bunu. Şöyle bir cümlesi var. Arapça konuşmayı kesip İngilizce'ye döndüğünde ana dilindeki bağışlayıcılığı, namili yakınlığı, Handi ise kapı dışarı eden daha nesnel, daha resmi bir hava oluşturuyordu. Yani bu cümle bir başka dile geçişin aslında hem travması anlamına da gelebilir mi? Ve buradan da ben bir soru soracağım aslında buna bağlı olarak. Kendinizi hangi dile ait hissediyorsunuz? Hiçbir dile. Hiçbir dile. Aslında bu belki de birçok dile açık olma anlamına da gelir aslında bu. Evet. Yani rahmetli babam başucunda Atol abinin bu modern Türk şiiri antolojisi vardı. 2 volümlüktü o zaman. Ben onu almıştım ve her gün şiir okurdu. Ve bana derdi ki kızım ben Türk diline aitim ve yabancı dilde şiir okumaktan hiç zevk almıyorum. Ki babam da pek çok dil konuşan bir insandı. Bense Fransızca okumayı tercih ediyorum. Çünkü mesela Rimbaud hala çok sevdiğim bir şairdir. Onu çevirisinde okuyunca belki anlamını daha iyi idrak ediyorum. Ama o zevki ancak Fransızca okuyunca anlıyorum. Keza İngilizce öyle. Yani kendime en iyi ifade ettiğim dil İngilizce olabilir. Ve İngilizce şu anda dünyanın en zengin dili. Yani bir kelimenin onlarca benzeri var, muadili var. Ve dolayısıyla çok daha böyle Edward Said'in söylediği gibi klinik, spesifik ve net olabiliyorsunuz. Ama duygu olarak, şimdi Şeyh Galip'den belki de esinlenerek yazdığım şiir, yani duygu olarak Doğu dillerinde, işte Farsça'ya bayılıyorum. Evet. Türkçe'de iyi Türkçe olunca çok güzel oluyor tabii ki, tadından yenmiyor, ama yani kötü olunca da bir o kadar beni rahatsız ediyor. Yani günümüzde ben de esprisini yapıyorum. Mesela mük diye bir şey çıkmış. Mükemmelin kısaltması. Yani gülseniz mi ağlasanız mı bilmiyorum. Yani bir şeye mük deyince gülüyoruz ama sinir bozucu değil mi yani? Dilim bu kadar artık böyle... Bu kadar kısalma aslında bir anlamda yok oluşa da karşılık geliyor aslında. Evet. Programın sonuna doğru geldik. Ben de zaman zaman programımız içerisinde kendi şiirlerimden bir tanesini okuyorum. Ne güzel. Şimdi Türk şiirinden de bir örnek olsun. Köşe başında beklerken. Açmazlar bekleyemez doğru mevsimin gelişini. Dikkatin başka yöne çekilmesi azaltmaz işkenceyi. Yürümek zorundayız kaderimizin çizdiği yolda. Gözlerimiz mavi ya da siyah, tenimiz koyu ya da açık, ne fark eder? Pek çok şeyi unutuyoruz yaşamda. Unutmak zorundayız. Geleceğimiz pek parlak olmayacak yoksa. Sevgi ve nefret üzerimizde dolanıyor sürekli. Böylesine bir felaket açmazdayken bizi hiçbir şey avutmaz. Gerçek kahramanlar ya da zavallı sefil varlıklar yok bu dünyada. Onur ve kötücüllük yürümez her zaman kol kola. İnsani değerler yatmaktadır ama kalbin derinliklerinde. Bağışlayıcı kişilerin gözleri dışında kimse giremez o dünya, duygu dünyasına. Hepimiz biliyoruz ki felaket kışa kanıtlar, benzediğini yine kışa. O pamuk beyazı görünüşüyle o kışı bekleriz. Uyaralım, görmezden geliyoruz her şeyi. Mutlu ya da refah içinde yaşıyor olalım. Gerçek anlamda var mı anlamı? Eğer kendi özümüzde getiremiyorsak daha parlak mevsimleri kıştan sonra. This is the winter of our discontents. Evet. Şimdi Erinç'ten sevgili Pelin Batu'ya son bir kısa soru rica edeceğim. Son soru. Meşhur son sözler gibi. Son sözler gibi değil mi? Son sözler gibi. Tarihe kayıt düşerek değil tarihe mi? Kayıt düşerek. Mitler bir şekilde geleceğe kalacak mı diye bir soruyla. Bence kalacak. Yani insan olduğu sürece mitler kalacak. Çünkü mitler bence insan ruhunun yankılanması ve insanın temel sorularının aslında sorduktan sonra bir hayatımıza, anlamsız hayatlarımıza anlam verme çabası. Dolayısıyla mitlere bakıyorsunuz. Ayetoloji diye bir kelime var Latince'den gelen. Yani diyelim bir zeytin ağacı niye var? Zeytin ağacı bir mitolojik hikayeyle anlatılıyor. Bugün gözyaşları akmasını kesmiş çünkü yine çevresel felaket. Manisa'daki ağlayan kaya. Neden var? Kadın kibirli, ben işte 10 tane oğlum, 10 tane kızım var diye tanrılara böbürleniyor. Tanrılar da sen kendini ne sanıyorsun diye bütün çocuklarını öldürüyorlar ve o kadın ebediyen ağlıyor. Şimdi o kaya niye ağlıyor diye baktığınızda belki bunun bilimsel cevabı, işte jeolojik cevabı, işte oradaki su kanallarının bilmem nesi diye fiziksel olarak açıklayabilirsiniz. Ama mitolojik açıklaması hem akılda kalıyor hem de çok hoş bir şey. Dolayısıyla o coğrafyayı o kayayla hatırlıyorsunuz ve bilmiyorsunuz. Dolayısıyla mitoloji de bir bakıma tarihin parçası oluyor değil mi? Kesinlikle. Gerçeklikle mitoloji insanların kendi yaşamlarını, bütün deneyimlerini yorumladıkları ve belki de eğer sanat eserlerine de dökerlerse, edebiyat ürünlerine dökerlerse tarihe kazıdıkları örnekler diyelim. Ve sevgili Pelin Batu'dan son sözlerini alalım. Ya bir kere uzun zamandır bu kadar derinlikli ve sevdiğim konulardan sohbet etme şansım olmamıştı. Genellikle başlamadan konuşuyorduk ya, hepimiz bir yerlere koşturuyoruz ama nereye koştuğumuz belli değil. Hayat öyle bir şey yani, çoluğumuz, çocuğumuz, işlerimiz, güçlerimiz, bunlar bazen bize böyle bir yaprak gibi sarsabiliyor. Ama böyle birazcık soluklanıp bu tür konuları konuşmaya fırsat verince ben ilham alıyorum. Çünkü şimdi eve koşup böyle mitolojik bir şiir yazasım geldi. İyi geliyor çünkü benzer ruhlar ve benzer böyle hazlar duyan, edebiyatı seven, şiir yazan insanlarla birlikte olunca kendi böyle ailemi bulmuş gibi hissediyorum. Sakinleşmeye ihtiyacımız var galiba. Sakinleşmeye, yavaşlamaya, birazcık daha o şiirin tortusunu tatmaya. Evet. Teşekkür ederim buna vesile olduğunuz için. Sevgili Pelin Batu, size çok teşekkür ediyoruz. Erinç Büyükaşık'la birlikte sunduğumuz Papirüs programı burada bugün sona erdi. Hepinize iyi günler diliyoruz.